500 yıllık mesafeye cennetin kokusu yayılıyor. Kokusunu bile koklayamayacak. Bak ne kadar fena bir şey demek ki. Onun için biz Müslümanlar ırzımıza, namusumuza tarih boyunca çok dikkat etmiş bir ümmetiz yani. Ümmet olarak öyleyiz de. Yalnız son söz olarak şunu söyleyeceğim muhterem kardeşlerim. Bizim Allah selamet versin fakih, alim, hoca kardeşlerden birisine bir soru sorulmuştu da efendim bizim bu böyle eğitim toplantılarımızın birisinde Nevşehir'de Dedeman Oteli'nde yaptığımız büyük toplantıda demişti ki dünyanın garbında ta öteki ucunda bir Müslüman kadın kafirlerin eline esir düşse dünyanın şarkındaki dahil bütün Müslümanların boynuna o Müslüman kadını kurtarmak borç olur dedi. Farz olur dedi. Salam yerinden oynadı. Oturdu kalktı. Oturdu kalktı böyle. Muhterem kardeşlerim, ne oluyor Bosna'da, Hersek'te? Ne oluyor Kafkasya'da? Ne oluyor dünyanın her yerinde? Yani bizim vicdanımız nasıl vicdan? Bizim Müslüman kardeşliğimiz nasıl Müslüman kardeşliği? Bizim hesabımız nasıl olacak? Bizim hesabımız nasıl olacak? Allah kafirlere fırsat vermesin. Müminleri kafirlerin eline düşürmesin. Efendim Müslüman kardeşlerimize yardım etmeyi canla başla bizlere nasip eylesin. Bizi takatimizin üstünde yük yükleyip de ahirette hesaba çekip de azaba atmasın. Eğer bizi Allah sıkı bir hesaba çekecek olsa demek ki bir insan kurtulamayacak yani. Allah yardımcımız olsun. Elimizden geldiğince gece gündüz dua edelim. Elimizden geldiğince bu kardeşlerimizin kurtulmasına nasıl yardım edebiliriz diye düşünelim. Ne yapabilirsek yapmaya çalışalım. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. Üç salavat-ı şerife. Bir elem neşrah leke suresi besmeleyle. Bir İhlas-ı Şerif Kulhuvallah Besmele'yle.
Fatiha-i Şerife faal besmele. Üç salavat-ı şerife. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ La ilahe illallah 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 La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain ve selleme teslimen kesiran ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق الله ربنا الأعلى.
Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Subhane rabbiyel ilalel vehhab. Elhamdülillahi hakkamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, vaaz-ı tezkiratımızı, zikr-ü tesbihatımızı, hatm-ı hacegânımızı, iki adet hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i, ayrıca bir adet hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i, iki adet 70 bin kelime-i tevhidi, 10 bin adet selat-ü selam, 5 bin ihlas-ı şerifi ve 41 Yasin-i şerifi ve diğer ibadet ve taatlerimizi lütfunla, kereminle ya Rabbi eksikleri, kusurları, hataları olsa da ahsen ve etem olarak makbul eyle. Şu ibadetlerimizi, hatimlerimizi, zikirlerimizi, salatü selamlarımızı rızana ermemize, rahmetine nail olmamıza vesile eyle. Hasıl olan ücru mesubatı evvela Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ve sonra âline, ashabına, etbaına, evladına, zürriyet-i tayyibesine, Sadat ve Meşayih-i Ruhlu Aliye'miz Evliyaullah ve Salihin, Peygamber Efendimiz'in manevi varislerinin, ulema-i muhakkıkîn, evliya-i kiram, mürşidin-i kâmilînin ruhlarına ayrı ayrı haseten hocamız Muhammed Zahid-i Bursa Gaziyetlerinin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. O Evliyaullah sevgili kullarının manevi yardımlarına, himmetlerine, teveccühlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden mücahitlerin, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına, cümle hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına, bu beldelerde metfun bulunan Enbiyaullah, Evliyaullah, salihlerin, gazilerin, mücahitlerin, hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Efendimiz'e, kitabın içindeki hadisleri rivayet eden ravilere, o hadisleri kitaplarında toplayan hadis alimlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Uzaktan, yakından bu dersi dinlemeye şu mescidimize gelmiş olan kardeşlerimizin, kadın, erkek, terliyorlar, sıkıntılı, rutubetli, efendim kalabalık ama hadis-i şerifleri zevkle dinliyorlar. Ya Rabbi, onların da geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik, vasıl eyle. Amin. Ruhlarını şad eyle. Amin. Kabirlerini cennet bahçesi eyle. Amin. Makamlarını âlâ eyle. Amin. Kabir istirahatlerini ziyade eyle. Amin. Makamlarını daha yüksek eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere de sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Maddi, manevi, ruhi, bedeni, ahlaki hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Müşkül işlerimizin hallini asan eyle ya Rabbi. Bizi muratlarımıza nail eyle ya Rabbi. İsteklerimizi ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Her hatim indirildiği zaman hatim duası yapılınca yapılan dualar makbul olur. İnde külli hatmetin davetin müstecabe diye Efendimiz hadis-i şerifinde müjdelemiş. Şu dualarımızı da makbul ve müstecab dualardan eyle ya Rabbi. Bizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirip iki cihanda bahtiyar eyle ya Rabbi. Dünyanın, ahiretin her türlü şerlerinden koru ya Rabbi. Dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi galip eyle ya Rabbi. Mazlum kardeşlerimizi zulümden, mağdur kardeşlerimizi gadirden, esir kardeşlerimizi esaretten, hapis kardeşlerimizi hapisten kurtar ya Rabbi. İslam ülkelerini istila etmiş kafirleri İslam diyarlarından def eyle ya Rabbi. Müslümanlara zulmeden kafirlerin, zalimlerin kendilerini, mallarını, karılarını, çocuklarını, diyarlarını Müslümanlara ganimet ihsan eyle ya Rabbi. Dertlerimize deva ver ya Rabbi.
Gönüllerimizin muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle ya Rabbi. Beldelerimizi her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden koru ya Rabbi. Hasreten dinimizde, imanımızda, İslamımızda fitne husule getirtme ya Rabbi. İmanımızı sarstırma ya Rabbi. Hidayet yolundan ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Bizleri marifetine, muhabbetine sahip eyle ya Rabbi. Kalplerimizi pür nur eyle ya Rabbi. Sevdiğin kul olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü sevdiğin kul olarak rızana uygun geçirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste imanı kamil ile, Kur'an-ı Kerim ile sevdiğin bir hal üzere, sevdiğin bir kul olarak dilimiz zikrinle meşgulken ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye şu can emanetimizi teslim edip huzuruna ahirete sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmemizi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şu hadis-i şerifte bildirdiğin Firdevs-i Âlâ'ya bizleri bir gayri hesap dahil eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Rızvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbina Rabbil İzzet Amma Yasifûne ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbena tekabbel minna bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Sorular çok. Ders almak isteyenler var. Ders tarifi yapacağım. Yalnız birkaç hususu şurada önceden belirteyim. Kitabınızda tarikata girerken müridin şeyhiyle yaptığı beyatın el tutularak, musafaha yapılarak yapılacağını buyurmuştunuz. Şimdi bu kalabalıkta ben ne yapayım diye birisi sormuş. Muhterem kardeşlerim, hocamız Konya'ya gitmişti. Bir hatırayla cevap veriyorum. Konya'ya gitmişti hocamız. Efendim, Konya'da rica etmişler. İki minareli, koca kubbeli, büyük bir camide hocamız konuşma yaptı. Yüksek İslam Enstitüsü'ydü o zaman. Oranın talebeleri ve cemaat gelmişti. Çok kalabalıktı. Onların hepsine orada ders tarif etti. Yani müritlik vazifesini onlara verdi, ders tarif etti ama böyle uzaktan tarif etti. Neden? Kalabalık olduğundan. Kalabalık olunca mazeret oluyor bu kalabalık. Peygamber Efendimiz de düşünün, veda hutbesinde bütün Arafat meydanı doluydu. Hepsiyle müsafaha yapsa vakit olur mu? Mümkün değildi. Onun için bu serbest zamanda tek başına olsa o zaman olur. Ama tek başına olmayıp kalabalık olduğu zamanda olunca bunlar mühim değil. Mühim olan müridin, mürşidini sevmesi, ona bağlılık hissetmesi. Hatta ben size bir şey daha anlatayım. Hocamızı rahmetli Feyzi Usta Adapazarı'na götürmüş. Esentepe'ye temiz hava alsın biraz diye getirmiş. Piknik gibi yani, böyle manzaralı yer. Esentepe'ye getirmiş, oturmuşlar. Tam o sırada Esentepe mezarlığına bir cenaze gelmiş. Hocamız gitmiş cenazenin başına. Cenaze namazını hocamız kıldırmış. Bak, İstanbul'dan Adapazarı'na misafir gidiyor. Adapazarı'nda ev sahibi arabasıyla onu Esentepe'ye götürüyor. Esentepe'de bir cenaze geliyor. Namazı kılınmamış daha. Mezarlığın orada namazı kılınacak. Hocamız imam oluyor, namaz kılıyor. Ne var bunda? Öyle bir şey var ki, bu adam hocamıza intisap etmek isteyen bir kimseymiş meğerse. Üç defa gelmiş buraya, hocamız seyahatte. Üç defa İskenderpaşa'ya gelmiş, hocamızı bulamamış. Boynu bükük dönmüş. Ölüm gelmiş, ölmüş. Kim kıldırdı cenaze namazını? Hocamız. Anladınız mı şimdi işin esrarını? Bak Allah'ın işi. Neden?
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifinde buyuruyor ki innemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Sen kalbinden öyle istedin mi Allah nasip ediyor. Senin kalbin bozuk olsa el tutmak fayda etmez. Münafıklardan münafık, Allah'ın sevmediği, Kur'an'da aleyhinde ayet indirilmiş kimselerden Peygamber Efendimiz zamanında musafaha ettiler mi onunla? Ettiler. Ne oldu? Musafaha etmesi bir fayda verir mi? Vermez. Münafık olduğundan vermez. Kalbi fasit, kalbi fasık, kalbi bozuk olduğundan olmaz. Kalbi temiz oldu mu Allah cenaze namazında nasip eder. Bir gün ben buraya geldim. Böyle bir pazar vaazını vermeye. Yani soruların hepsini cevaplandırırız, cevaplandıramayız. Mühim değil de ibretli işlere dikkat edin muhterem kardeşlerim. Gözünüzü açarsanız ibretleri görürsünüz, işi anlarsınız. Gözünüzü kapatırsanız burnunuzun önüne hakikat gelse görmezsiniz. Gözünüzü kapattınız çünkü. Evden çıktım ben. Şurada bir cenazecik var dışarıda. Bu kimin, Allah rahmet eylesin, kimin cenazesi, kimmiş bu zavallı dedim ben. Ölmüş orada, efendim, cenazesi, tabutu duruyor. Ben de böyle pazar dersi yapacağım, geldim. Namazı kıldık, ikindi namazını. Cenaze namazı kılacağız. Kılacağız ama burası dolu. Avlu dolu. Elhamdülillah bak, tıklım tıklım, her taraf dolu. Şimdi aşağıdan kağıt geliyor. Hocam diyor, kadınlar kısmı rutubetli, havasız, daha geniş bir yer yapamaz mısınız? Yani Allah razı olsun. Teveccüh çok, geliyorsunuz. Ondan tenha olsa bu hava yeter. Bu kubbenin altındaki bu hava yeter ama kalabalık. Bunun da bereketi var. Bu rutubetin de bereketi var. Bu terin de bereketi var. Hocamız zikir yaptıktan sonra camları açmak isteyenlere açtırtmazdı. Bereket kaçmasın diye. Kızardı hem de bayağı açmayın derdi. Kapat, açma derdi. Yani zikir olmuş hocamızın şeyinde, salonunda ter kokuyor. Ceketimizin üstüne çıkardı. Ter ceketin üstüne çıkardı böyle sımsıklam. Cemaat gitti, hocamız kaldı orada. Efendim, şimdi dışarıdan eve hizmet eden hanımlar falan kapıdan içeri girdiler mi? Hemen camlara açacaklar, havalandıracaklar temiz hava. Onların kızardı, kapat. Açma, şey yapma, açma, havayı değiştirme derdi. Şimdi içerisi dolu, avlu dolu, dışarısı dolu. Cenaze namazını kılacağız. Çare, ey cemaati Müslüman buyurun dışarı çıkın desek, dışarısı dolu. Çare, cenazeyi getirdik ön tarafa. Cenazenin caminin içinde namazının kılınması mekruh. Ama burada ne var? Mecburiyet var. Cemaate çık desem dışarı çıkamaz. Zaten dışarısı dolu. Olmayacak bir şey yani. Cenazeyi getirdik. Şu yan tarafa öne koyduk. Yan taraftaki ilave kısmın önüne. Allahu Ekber namazını kıldırdım. Sonradan ilk başta sorduğumda kimse bilememişti. Kim bu zavallı filan diye. Öyle sorduğum zaman bilememişti. Sonradan içeride sorunca anladım. Öğrendim ki bizim has ihvanımızdan bir boynu bükük has derviş. İyi dervişti ha. Cömertti. Evinde efendim hep ziyafet verirdi. Hep bu ramuz dersleri olurdu evinde. Mücahitti, mühendisti ama sakallıydı. Kimsenin sakalının olmadığı zamandan sakallıydı. Ve şeceresi vardı. Peygamber Efendimizin soyundan idi. Sülale-i Tahire'den seyyid idi. Şeceresi vardı ama boynu büküktü. Benden iki kat yaşı fazlaydı. Ben 30'sam o 60'tı, ben 60'sam o 120'ydi diyelim yani. Yaşımı söylemeyeyim size. Efendim, elimi öperdi. Ben el öptürmeye utanırdım, şey yapardım ama o mütevazı, yani dervişliği tamdı. Bak şu garibana, Ankara'daydı. Ankara'daydı, İstanbul'a gelmiş, vefat etmiş, cenazesi aşık olduğu cemaatin camiinde nasip oluyor, içinde nasip oluyor. Kimseye nasip olmaz ha. Kimseye caminin içinde böyle kıldırmazlar namazı.
şeyde kılınır ancak. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de kılınır caminin içinde. Başka çare yok. Orada kılınacak tabii. Orada olur. Burada o aşık-ı sadık mübareğe burada namaz kılmak, cenaze namazı kılınmak, buradan caminin içinden uğurlanmak nasip oldu. Ben içeride öyle sordum. Kim bu zavallıcık diye sordum ilk camiye gelirken. Çıktıktan sonra da içeride kim bu bahtiyar mübarek zat diye sordum. Anladım işte bir şey var. Sonradan ismini öğrenince anladım ki maşallah o şeymiş. Nasıl yaşarsa insan ona uygun ölüm oluyor. Soylu insanın hali başka oluyor muhterem kardeşlerim. Şekil hiç önemsiz değil. Önemi var, şeklin de önemi var. Şeklin önemi olmasa Peygamber Efendimiz dönüp de safları düzeltmezdi. Kimisini yakasından öne çekip, kimisini göğsünden geriye itip safları muntazam yapın diye efendim meşgul olmazdı. Safların arasına girip düzeltirmiş. Şekil önemli ama öz, iç çok daha önemli. İnsanın kalbi önemli, kalbi. Allah insanın dışına bakmaz, kalbine bakar. Kalbi temiz oldu mu, cenazesini hocasına kıldırtır. İntisap edemediği hocasına cenaze namazını kıldırtır. Sen candan istedin mi? Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bak, sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan candan, gönülden, içten, samimiyetle şehit olmayı arzu ederse, yatağında bile ölse, Allah onu şehitler makamına çıkartır. Yatağında bile ölse, velev mate ala firâşihi, yatağında ölse, Allah onu şehit makamına ulaştırır. Niyeti güzel. Onun için niyetinizi güzel yapmaya bakın, kalbinize bakın, kalbinize. Şekil de önemli ama öz, kalp çok önemli. Onun için şimdi başka sorular da vardı şurada. Az şöyle karıştırırken gözüme erişti. Efendim, bizim cemaatte demiş birisi, niye efendim ders alırken istihare yaptırılmıyor? Canım istihare yapılmaz diye söylemedik. İstihare yapılsa yapılır ama gel de şimdi sen bir cami cemaatine istihare yaptır da istiharelerini dinle. 500 kişi ders alıyor. Hadi bakalım hoca efendi geç. Bunların 500 tanesi istihareye yatacak, rüyalarını sana anlatacak şey. Olur mu? Olacak şey değil. Yani sığmıyor. Bu neden? Bu bereket bu. Bu tekkenin bereketi var. Siz başındaki insana bakmayın. Burası mübarek bir yer burası. Burası çok mübarek bir yer. Bildiğiniz bir şey değil, bir şey değil belki dünyanın belki merkezlerinden birisi burası. Büyüklerin himmeti var burada, ruhaniyeti var. Onun için şekil önemli değil. Hocamız Evliyaullah'ın çok büyüklerindendi. Zamanında bilen bildi, bilmeyen bilmedi. Aleyhinde konuşan oldu ama kerametleri çatır çatır böyle ezip geçti, silindir gibi. Herkese sorsan nelerini biliyorlar. Nelerini görmüşler her birisi. Hiç tahmin eder misin? Bak birisi, bir tanesinin kerametini, bir tanesini söyleyeceğim. Binlercesinden bir tanesini. Belki aramızdadır ihvanımızdan bir kardeşimiz. Tıbbiyede öğrenciyken aksakallı bir adam görmüş, mübarek bir hoca efendi. Evladım bana gel demiş 3 defa, 3 akşam. Ne yaparsınız siz rüyada birisi size bana gel derse? Geleceğim ama nereye geleyim? Bilmiyor ki adres verilmemiş, efendim yer belli değil filan. 3 defa bana gel demiş. Tabii ne yapsın boynunu bükmüş bekliyor. Sonra yurttaki arkadaşlarına demiş ki ya biz yurdun mescidinde her akşam sizinle namaz kılıyoruz da siz cumartesi akşamları bir yere kayboluyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Demişler ki saklı değil. Bir hoca efendi var. Büyük bir alim bir zat, ona gidiyoruz demişler. Seni de götürelim isterseniz demişler. İyi bu cumartesi ben de götürürüm demiş. O cumartesi o arkadaşı da götürmüşler, mescide gelmiş, oturmuş şöyle ortalarda bir yere. Bu mescit değil. Efendim, Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi. Hoca efendi gelmiş, namazı kıldırmış. Sonra mihrapta şöyle yönünü cemaate dönünce bir de bakmış ki doktor, kim bu hoca? 3 defa rüyasına gidip de evladım bana gel diyen hoca rüyada. Tanımadı hoca. Bakmış ki o hoca.
Herkes çıkmış, o oturduğu yerde kalmış böyle, donmuş kalmış. Hocamız ona tebessüm etmiş, gel bakalım demiş. Efendim yanına yanaştırmış. Ondan sonra beni beklettin evladım demiş bir de. Yani ne zaman sana gel dedim mi beklettin demiş. Hocamız öyle bir insan. Daha çok şeyleri var. Yani ben, bak ben çok aciz bir kardeşinizim sizin. Beni duadan unutmayın. Ben size, siz bana dua edelim birbirimize. Hiç beni tanımadan, hiç böyle elinde adres, hiç İskender Paşa'yı bilmeden rüyada İskender Paşa'ya gideceksin. Efendim ders alacaksın diye gelip benden ders alan kardeşleriniz var. Rüyada bana diyor, İskender Paşa Camii'ne gideceksin dediler diyor. Ben İskender Paşa'sı neresi diye sordum, soruşturdum diyor. İşte şu hoca dediler diyor, bilmem ne filan veya buna benzer. Saklıyorum öyle şeyleri. Böyle kimisi böyle enteresan şeyleri anlatınca onları bir yerde efendim muhafaza ediyorum. Birisi böyle bir rüya görmüşse efendim yaz bakalım rüyanı, at altına imzayı, tarihi yaz diyorum, bir yere koyuyorum. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, onun için kalbinizi temiz bir kalp etmeye gayret edin. Gerisi hepsi gelip geçiyor fani dünya. Şimdi ders vereceğim. Kağıtlar çok, bunların hepsinin hakkından gelemeyiz. Ama ben okurum da sonra bak diyorum ki size, kağıtlarınızın altına isminizi, adresinizi yazın. Üzülüyorum ben sonra. Yani geliyor 80 tane kağıt. Buyurun. 80 tane kağıt. Şimdi ben bu 80 tane kağıdın cevabını vermem için 80 tane vaaz vermem lazım. Burada. Uzun yani. Şimdi hepiniz adresini yazsanız da, yani bizim sekreterimiz var, şeyimiz var, size göndersek cevaplar inşallah gider. Öylesi daha iyi olur. Vakit bulursak, sıhhat bulursak da konuşuruz, anlatırız ama anlatamadığımız zaman da işte öyle iyi olur yani. O bakımdan kağıtlarınızı muntazam yazın, altına adresinizi falan yazın da biz size cevabı arkadaşlara iletiriz. Hoca Efendi'ye veririm ben, Miktat Hoca'ya falan. O anlatır veya şey yapabilir. Şimdi beraberce tevbe edelim. Ders almış olanlar gidebilir, almayanlar, alacak olanlar kalsınlar. Bir de bazı kağıtlar geldi, onları okudum, üste koydum. İşte ben filanca yerden, ismim şu, annem ders istiyor filan gibi böyle. Onlara da benim selamlarımı söyleyin, kağıtlarını aldım. Efendim bu ders tarif ettiğim miktarları, zikirleri selamımı söyleyin, onlar da yapsınlar. Şimdi beraber tevbe edelim. Estağfirullah, 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 estağfirullah el-azim el-kerim el-lezi. La ilahe illa hu el-hayyel kayyume ve etubu ileyh. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu. Euzü bike min şerri ma sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi. Fagfir li fe innehu la yagfiru zünube illa ente. Allah-u Teala Hazretleri şu okuduğumuz hadis-i şeriften alınma Seyyidül İstiğfar duası ile yaptığımız tevbemizi kabul eylesin. Geçmiş günahlarımızı silsin, affeylesin. Bundan sonraki ömrümüzü uyanık bir Müslüman olarak, sevdiği kul olarak geçirmeyi, günahlara, haramlara yanaşmamayı, bulaşmamayı nasip eylesin. Devamlı abdestli gezin, hiç abdestsiz olmayın, daima abdestli bulunun. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Zikri gününüzün herhangi bir saatinde yapabilirsiniz. Kıbleye doğru abdestli olarak oturacaksınız, gözünüzü yumacaksınız. Evvela 25 defa estağfurullah diye başlayacaksınız. Sonra bir Fatiha, üç kulüvallah okuyup bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e, pirlerimize, silsilemizin mensubu Sadat-ı Turuk-ı Aliye'mize, Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş geçmiş tarikat büyüklerimizin ruhlarına hediye edeceksiniz. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz edeceksiniz. Ruhaniyetlerinden istimdat eyleyeceksiniz. Bu da bir vazife. Sonra gözünüz kapalı üç şey yapacaksınız. Rabıtayı mevk, rabıtayı mürşit, rabıtayı huzur. Ne demek bunlar?
Rabıta-i mevt demek, ölümü düşünmek demek. Hani derviş ölüme hazırlıklıdır demiştim ya, ölümü düşünmek vazifesi vardır bizim zikre oturduğumuz zaman. Ona rabıta-i mevt yapmak derler. Gözünüzü kapatacaksınız, gözünüzün önünde canlandıracaksınız kendinizi. Nasıl yatakta yatıyorsunuz, nasıl son demlerinizi yaşıyorsunuz, nefes alıp veriyorsunuz. Azrail aleyhisselam geliyor, canınızı alıyor, etraftakiler ağlaşıyorlar. İşte sizi yıkıyorlar, kefenlere sarıyorlar, tabuta koyuyorlar, camiye getiriyorlar, namazınızı kılıyorlar. İşte eller üstünde götürüyorlar kabristana, kabre gömüyorlar, üstünüzü kapatıyorlar. İmam telkinini yapıyor, herkes gidiyor, siz kabirde kalıyorsunuz. Kabirde melekler sorgu suali ediyorlar. Cevapları güzelce verince kabir cennet bahçesi gibi oluyor. Ahiretteki evliya Allah büyüklerimiz geliyor. Seviniyorsunuz. İşte onlarla beraber Cenab-ı Hakk'ın zikri fikriyle meşgulken aylar, yıllar, asırlar neyse geçiyor. Dünyanın sonu gelince kıyamet kopuyor. Herkes kabirden kalkıyor, mahşer yerinde toplanıyor. Onu göz önüne getiriyorsunuz. Mahkeme-i Kübra kuruluyor. Defterler açılıyor. Sevaplar, günahlar tartılıyor. İnsanlar muhakeme olunuyor. İyiler bir tarafa, kötüler bir tarafa ayrılıyor. İyiler, cennetlikler uçarak, koşarak, yürüyerek derecesine göre sıratı geçip cennete varıyorlar. Kötüler cehenneme atılıp cayır cayır yanıyorlar. Bunları düşüneceksiniz. Bu rabıta-i mevt yaparken bunları göz önünden geçireceksiniz. Kendinize diyeceksiniz ki nefsinize, ey nefsim, aklını başına topla, gözünü aç, hayatının kıymetini bil, şu ömrünü boşa geçirme. Bak herkes ölüyor, öldükten sonra bu işler başa gelecek. Orada pişman olursan ahirette faydası yok. Bu dünyadayken aklını başına topla, cenneti kazanmaya çalış, cehenneme düşmemeye dikkat et, Allah'ın yolunda yürü, Allah'ın Resulü'nün sünnetine sarıl, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini tut, yasaklarından kaçın diye kendinize söyleyeceksiniz. Nasihat edeceksiniz. Bu rabıta-i mevt işte. Bunu yapacaksınız bir. İkincisi rabıta-i mürşit yapacaksınız. Rabıta-i mürşit yapmak ne demek? Bizi gözünüzün önünde canlandırın. Büyüklerimiz, pirlerimizle beraber karşınızda oturmuşuz diye, siz de bizim karşımıza oturmuşsunuz diye göz önüne getirin. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahiye muntazır olun. İnsan mürşidini gözünün önüne getirince o büyüklerin ruhaniyetlerinden kendi gönlüne çok feyizler gelir. Yaptığı ibadetin tadını duyar, faydasını görür. Tasavvufta ilerlemesi hızlı olur. Seyri sülükünde merhaleleri çabuk aşar. Sonunda daha güzel makamlara ulaşır, çıkar. Onun için bu rabıtayı mürşide de çalışın. Geçenlerde bir yolculukta baktım, bir benzin istasyonunun camiinde cemaatle namazı kıldık. Biz yolcuyuz, gideceğiz ama 4-5 kişi kenarda gözlerini kapattılar, öyle durdular. Rabıta yapıyorlar yani, çalışıyorlar. Demek ki hocaları rabıtaya çalışır demiş, çalışıyorlar. Hoşuma gitti. Rabıta-i mürşitte tamam, rabıta-i mevtte tamam. Ne kaldı? Rabıta-i huzur. Rabıta-i huzur ne demek? Gözünüz kapalı, Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşüneceksiniz. Boynunuzu büküp diyeceksiniz ki, ya Rabbi, sen yerin göğün sahibisin, alemlerin Rabbisin, her şeye kadirsin. Ben senin kulunum, ben acizim, ben sana muhtacım. Ben sana güzel kulluk yapmak istedim ama, İstiyorum ama eksiğim, kusurum çok, biliyorum, sana malum. Beni affeyle, bana yardım eyle, tevfikini refik eyle. Beni de seni zikreden, sana şükreden kullarından eyle ya Rabbi diye Allah'a, Allah'ın huzurundaymış gibi dua edeceksiniz. Biliyorsunuz imanın en kuvvetli derecesi nedir? Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmektir. Onun çalışması yani bu. Bunu da böyle yapacaksınız. Ondan sonra zikre, tesbihe başlayacaksınız. Evvela 100 defa estağfurullah çekin. 100 estağfurullah. Sonra 100 defa la ilahe illallah çekin. Sonra 1000 defa Allah Allah diye lafz-i celali çekin.
Bu Allah Allah derken her 100 defada bir ilahi ente maksudu ve rıdake matlubi diyeceksiniz. Ne demek? Ya Rabbi, muradım, maksudum sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum demek. Sonra 100 defada salavat-ı şerife peygamberimize, 100 defada kulüvallahu ahad, 100 estağfurullah, 100 la ilahe illallah, 1000 Allah, 100 salavat-ı şerife, 100 kulüvallahu ahad olmak üzere 5 çeşit zikri yapın. Bunlar nereden? Hadis kitabımızdan. Peygamber Efendimizin tavsiyesi. Yani ne yapmış oluyorsunuz? Peygamber Efendimizin tavsiyelerini tutmuş oluyorsunuz. Hani tarikata giren insan öteki Müslümanların yapmadığı bir şeyleri yapınca herkes şaşırıyor. Bilmeyenler bilmiyor, ileri geri konuşuyor. Bu zikirleri Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Hadisler var bu hususta. Ondan size söylüyoruz. Siz ne yapmış oluyorsunuz? Peygamber Efendimizin tavsiyesini netice itibariyle tutmuş oluyorsunuz. Bu zikirleri yapın. Ondan sonra bitince el aç.